Arkadaşlar merhaba. Birlikte domates ekeceğiz. Bunu her sene yapıyorum. Çok verimli oluyor. Sudan %90 üzeri tasarruf sağlıyoruz. Önce toprağımızı kazıyoruz. Kırk santim civarında. Dibini boşaltalım. Taşlarını alalım. Aralık 1 metreye 70-80 santim civarında. Şimdi 5 litrelik şişelerimiz de var. 10 litrelik şişeler de var. Bu sene 10 litreyle dikeceğiz. 10 litreyle daha sulama aralığı daha uzun oluyor. Daha verimli oluyor. Şişenin bir ikinci boğumundan, şu boğumundan bir çivinin ucunu böyle düzelttik, sivrileştirdik ve bastığımız zaman deliyoruz. İyice genişletelim. Şişe çevresine 4 tane delik açacağız böyle. Bu delikler toprağın 10 santim kadar altında kalacak. Ve çevresini dolduruyoruz. Hafif bastıralım şöyle. Bunlar domates, biber 4 tane dikebiliriz kenarına, patlıcan 2 tane. Domateslere 2 tane yeterli oluyor. Sulama aralığı çok sıcak havalarda, yazın 40-45 derecelerde 15 gün üzeri. Eğer serin giderse 60 güne dayanıyor. Bu kadar dayanıyor. Şimdi 2 tane çukur açalım kenarına. Ve bunları biraz sulayalım. Burada fidelerimiz var. Domates fidesi. Bunu gömüyoruz ve etrafını toprakla dolduruyoruz. Hafif bastıralım şöyle. Diğerini de alalım aynı şekilde. Bunları hafif sulayacağız. Bunların kökleri topraklı. Bu sulamadan sonra daha havalar serin giderse, bu şekil giderse çiçek açana kadar, büyüyene kadar su vermeyeceğiz. Şişemizdeki su buna yetecek. Şimdi bu suyun toprağın üzerine örtelim ki nem kaçmasın. Buharlaşma olmasın. Toprakla bu şekilde örtüyoruz.
Diğerini de örtelim. Şimdi şişemizi bir seferlik su ile dolduracağız. Bu su derine ve yanlara toprağı ısıtacak. Alttan ısıtacak. Toprak devamlı nemli kalacak. Yabani ot çıkmasını da önleyeceğiz. Havalar bu şekilde gittiği sürece buna su vermeyeceğiz. Domates çiçek açıp meyveler görene kadar. Fazla sulama iyi olmaz. Bitki boyuna verir. Derine ve köklere çalışmaz. Kökler. Bu dört delikten toprak ıslanacak. Altta bir iki litre kadar bir su kalacak. Hava sıcaklığının etkisiyle bu buharlaşacak ve bu buhar bitkimizi büyümeye devam ettirecek. Bunda ilaç, gübre hiçbir şey kullanmıyoruz. Bahçemiz bu şekilde gördüğünüz gibi otluydu, alt üst ettik diye gene çıktı ama bu altta kalan otlar bahçeye gübre oluyor. Bu şekilde suladığımız için, yeterli su verdiğimiz için, fazla su vermediğimiz için böcek de olmuyor. İlaç kullanmıyoruz. Arılar, böcekler domateslere geliyor. %90 üzeri su tasarrufu alıyoruz. Tabii şeyin kapağını kapatacağız sonra. Teşekkürler, tekrar görüşmek üzere.